Arkadaşlar hepinize selam olsun. Bugün de bayramla beraberiz. Ben de düvelerimi saldım. Düvelerimi şimdi otlayalı. Bayram da geldi. Hayvanlarıyla beraber onlarınkini de saldık aşağıya doğru. Onları da otlayalı. Ateşimizi yaktık. Çay demleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bayramı yine çaydanlığı hazır gördüğünüz gibi. Çantasında. Dün de bayram biraz silaj etti. Tabii yorulmuş arkadaşlar. Hayvanların kışlık yiyeceğini hazırlamışlar. Çünkü kalabalık hayvan. Onu da yazdan hazırlamayınca olmuyor. Arkadaşlar yağmur da yağmurdu. Her yer kurudu. Ortam net değil mi? Rüzgar çıktı ya. Bizim küçükle buralardı arkadaşlar. İneği bugün salmadım. Uzağısı var. Uzağa kaçıyor köye. Dün saldıydım. Baktım zapt olmuyor. Kaçıp gidiyor yavrusuna. O yüzden birkaç gün iyice alışana kadar onu salmayacağız. İçeride duruyor. Düvelerimiz yayılmaya alıştı dışarı işte. Birazdan çayımız da hazır arkadaşlar. Bayram'ın kardeşi de İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde orada memur. Buradan Murat kardeşimize de selam gönderiyoruz. O da bizi izliyormuş devamlı. Sağ olsun. Bir daha gelecek. Kurban da geldiydi ama bayramda. Bayram da geldi, şimdi yine gelecek. 2 haftaya kadar geliyor. Murat yine izine gelecekmiş arkadaşlar. Geliyor. Annesiz duramaz o. Değil mi? Annesiz duramaz. Gurbetlik zor arkadaşlar. Boğaziçi değil, Marmara Üniversitesi. Marmara mı? Ha pardon. Marmara. Yaz işlerine memur. Geçen de geldiği zaman inek falan salıyor. Yapar hayvanlar ya bece. Altlarına falan temizliyor. Sen çok hayvan canlı. Tabii hayvanları ki. Çok seviyor. O da tabii okuyana kadar kaç senelerce yaptı canım, çok yaptı. Yani hayvanlara baktı ne bileyim. Takı eve yazılmış ama çıkmamış. Nasıl bir şey ya? Bizim de İsmail'e yazıldıydık o zaman işte çıkmadı bayram. Çıkmadı. Yani o da yazılmıştı. Alalım dedim. Biraz fişini at verelim. Deve alalım dedim. Bizim küçükle günde günde sala sala böyle alışacak işte yayılmaya. Fatih. 10 tane yapalım, 10 tane sana. Tamam mı? Vallahi nasip ortam ya işte. 10 tane yapalım. Tamam mı? Bunları Kasım'da tohumlayalım. Tamam mı? Oval alalım biraz öbürküleri. Biraz da büyük yani. Oval. Anladım. Anladın mı istediğini? Hepsi diyorsun sen niye ya? Kısa ve net. Kısa ve net bir şey konuşacağım ben sana. 5 tane damızlık yaptın veya 5 tane besi yaptığın zaman ortalama, tamam mı? Ortalama evet. Aylığın bir asgari ücreti geçecek. Sigortası da dahil.
Yani asgari ücret bugün kaç para? 2350 lira. Evet. Sigorta kaç para? 700 lira. Otomatikmen 3000 lira. Ortalama yılda 12 ay var. 3000 lira ne yapar? 36 bin lira. 5 tane inek yap veya 5 tane besi yap. Eğer 36 bin lira yıldan yıla kazanamazsan bu işi yapma. Demek istediğini anladım. Evet. 5 tane inek. Tabii biz en ufak, şimdi küçükten başladık yani. Küçükten bak şimdi. 5 tane inek yaptım. Ortalama 5 tane inek yaptım. 5 tane inek, 5 tane buzasını aldın yıldan yıla. Evet. Bu 12 ay olur, 13 ay olur, 14 ay olur. İneğine göre değişir. Irkı da önemli değil mi? Irkı da önemli. Yaptım. 6'şer bin liradan, 5'er bin liradan, 6 girip, 5'er, 6'şer bin liradan, 5'er bin liradan, hadi 5 kere 5, 25. Bu inek kendini doyurdu sütüyle. Buzağı da doyurdu. Otomatikman buzağları sana koydu. Bu buzağları 5-6 ay oldu muydu? Buzağını ortalama 6'şer bin liraya satacaksın ki 6 kere 5, 30. Veya 7'şere satacaksın ki 7 kere 5, 35. Sütüyle, şunuyla, bunuyla evet. Senin gelirin yıldan yıla asgari ücreti geçecek. Yoksa ki bu iş yapmanın bir anlamı yok. Tabii ki. Adam asgari ücrete çalışır. 3000 liraya. Yaşantısı senden kat kat fazladır. Çok iyidir. Cumartesi pazarı vardır. 2 gün hafta izni vardır. Bütün şeyde şimdi özel sektörlerde 2 gün değil mi izin? Evet. 2 gün izni vardır. Sosyal yaşantısı vardır. Her şeyi vardır. Bunda hiçbir şey yok. Hani bunu bırakıp da şimdi dışarıya gidemezsin. Akşam bunu bağlayıp da ahıra çarşıya gidemezsin. Bunu buzağı şimdi orası öyle de her yerin sıkıntıları ayrı ya ortam. Hepsinin içinden abi. Geldik geçtik ama yani. Ama bunun gibi de bir iş yok ki. Ama bu da başka yani. Bir şey yani. Bu da var ya elin ayağını bağlıyor. Ya biliyorum anlıyorum. Yani, cebinden telefon çıkarıp da internete giremezsin bak. Bir gözün hayvanlardır. Takipçilerimiz geçen de görmüşler zaten seni. Yani. Sosyal medyada bayram devamlı diyorlar. Selamları var. Aleykümselam. Geçen gibi diyordu arkadaşlar. İşte bayram benim çocukluk arkadaşım arkadaşlar. Bayramla da biz tekstille beraber çalıştık. Ütücüydü yani bayramın mesleği. Bilemiyorum. Şehirdeki insan diyor, masa başındaki memur veya asgari ücretle çalışan bir insan diyor köy. Biz diyor şehir. Yani hangisini tercih edelim? Hangisi daha iyi? Kimse halinden memnun değil. Benim kardeşim İstanbul Marmara Üniversitesi'nde memur. Bugün 7-8 yıllık memur. O da hayatına memnun değil. Sabah 6'da kalkıyorum diyor. Onu da sorsan. Ne edecek yani, ortam ya işte. Herkes kendine göre. Dünyanın türlü türlü hali var. Yani. Ne yapalım? Memnun değil ya. Ben bilemiyorum artık. Halimize şükredelim. Bir değil bin şükür. Allah'ım tabii, hastalarımıza şifa ayrı. Versin. Zaten her yer bu aralar arkadaşlar haberlerde bakıyoruz. Her yer hastalık kaynıyor. Kendinize dikkat edin. Buradan da söylemiş olalım. Yani, maskeyi kola takmayalım. Ağzı takalım. İşte yani. Ya toplum içine girdim öyle ortam. İçine girdim böyle ya. Sohbet muhabbet derken çayımız da bu arada kaynamak üzere arkadaşlar. Bunu köyden götürüyoruz ha. Bizim suyumuz dağdan çıkıyor. Hazır satılan sularla aynı durumda. Yani nasıl söyleyeyim? Nasıl deniyor Fatih? Yani temizlik bakımından diyor değil mi? Evet temizlik. Doğal. Evet, doğal evet. Yani. Ha. Doğal. Ölçülmüş ya geçen de muhtar. Evet. Yani normal saf suyla satılan suyla eşdeğer değmiş. Oo maşallah. Evet arkadaşlar. Çayımız kaynamak üzere. Kaynasın Fatih. Tam biraz şeyini kırsın. Kızım gel. Gel. Arkadaşlar çayımızı içtik. Bizim düvele de çıktı geldiler. Kızım, niye geldiniz siz? Değilsenize. Bir tek kabak düve gelmedi ya. Kabak, ya, 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 ya. Kabak düveyi niye götürmediniz kızım? He?
Artık yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Düvemizi de alıp geleyim. Doğru durun. Çocuklar. Karınları doydu geldiler arkadaşlar. Bir tek kabak düve gelmedi. Bayramın hayvanları bekliyor. Bunu akşam götürün ben. Sen hiç gelme. Ya. Sen hiç gelme. Gideyim ben bunları. Sen eyvallah. Biliyorsun ortağım, biliyorsun, sağ ol. Allah razı olsun. Arkadaşlar hiç gelmesen bayram yine gidiverir bana. Gideriz. Sıkıntı yok yani. İyi ki de diye simenter almışsın diye arkadaşlar bayramda. Tabii ki. Kalite tezahürat değildi. Değil mi? Tabii. İşte böyle arkadaşlar. Allah emanet olun. Başka bir video daha görüşmek dileğiyle. Ben artık yavaş yavaş gideceğim. Bayramında sizlere selamlar. Hayırlı akşamlar. Biz gayri yavaş yavaş gidelim. Hoşça kalın arkadaşlar.